Simge kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir süreden sonra çok istediğiniz o çizim dersleri serisine başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk ders olarak yeni başlayanlar ne yapmalı, neler kullanmalı, yok işte malzeme önerisi, bazı ufak taktikler. İlk önce kendimi bilmeyenler için söyleyeyim. Ben yaklaşık işte 10-12 seneden beri aktif olarak çizimle uğraşan birisiyim. Marmara Üniversitesi'nde grafik tasarım okuyorum. İkinci sınıfım. Yaptığım işleri vesaire görmek isterseniz de hem YouTube'da hem de Instagram'da var. Instagram'ı takip etmek için de zaten açıklamada linkler mevcut arkadaşlar. Ve aynı zamanda da Twitch yayınları açıyorum. Twitch yayınımı da gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diyelim çizime yeni başladınız. Yani kendinizi en sağlam nasıl geliştirirsiniz? Şimdi şöyle, bunu belki bir inşaat gibi düşünün. Temelleri ne kadar güzel atarsanız sonrası o kadar güzel gider. Belki moraliniz bozulmayı, çizimden uzaklaşmayı bir deprem olarak görebilirsiniz. Peki o depremde nasıl hala güzelce ayakta kalırsınız? İşte o temeller sayesinde. O yüzden çizimlere temeller önemli. Şimdi kullanacağımız malzemeden birazcık geçiyorum. Aslında hiçbir önemi yok. Yani isterseniz yolda bulduğunuz bir kalem olur. Ya da kırtasiyeye gittiğiniz zaman gördüğünüz bir kurşun kalem olur. Ya da üniversite ve beleşe dağıtan kalemleri falan, onlar da olur yani, hiç fark etmez. Fakat hani illa ben bir marka istiyorum diyorsanız da ben şurada Lyra'nın bir kalemini kullanıyorum arkadaşlar. Bu şu an B ama hani 2B falan işinizi görür. Çünkü diğer kalemlerde sorunlar oluşuyor. Mesela Faber-Castell alacağın zaman bazen 2B, 8B gibi, 8B'de 2B gibi çıkabiliyor. Ama Lyra'da ya da Derwent'te, mesela Derwent'te alabilirsiniz, böyle sorunlar oluşmuyor. Silgi olarak hamuru silgi kullanabilirsiniz. Kara kaleme daha fazla yönelik arkadaşlar. Şu an bende bulunmadığı için ekrana görselini koyacağım. Mesela bu hamur silgi bence gayet yeterli olur. Kağıt olarak yani çizime yeni başlayacaksınız ve bir A4, yani sadece A4. Yani burada önemli olan sizin ne kadar fazla çizdiğiniz, ne kadar fazla buna zaman ayırdığınız çiziminizi geliştirmekteki en büyük etkendir. Bu video birazcık böyle konuşma tarzı olacak. Bazı ufak tefek örnekler de göstereceğim. Daha sonraki çizim derslerinde göz çizimi, burun, dudak, portre, figür, sonrasında akıldan figür vesaire arkadaşlar, sizin istekleriniz doğrultusunda çizimler, dersler yapacağız. Şimdi çizgi alıştırması dediğimiz bir şey vardır. Bu bizim kendimizin elini açması konusunda gerçekten yararlı olur. Bu çizgi alıştırmalarında ne olmalı? Şöyle yapmalısınız. Sallıyorum ki bu A4 ya da 35-50 bir tane kağıt aldınız. Burada drolit almanızı öneririm arkadaşlar. Drolit dediğimiz şey kağıdın arkasına koyduğumuz sert mukavva diyebiliriz ya da farklı bir şey diyebiliriz. Çünkü drolit aldığınız zaman bu arada kağıda bence benim baktığım açıdan bakmamalısınız. Benim baktığım açı şu şekilde. Yani kağıdı birazcık alttan görüyoruz. Ama eğer kağıdı düz görürsek, yani sizin gördüğünüz aşağıda görürsek, çok daha düzgün işler yapabiliriz. O yüzden drolit bayağı yardımcı olur. Böyle drolit kaldırırsınız ve kendinize doğru çizersiniz. Şimdi kolumuzu dik tutuyoruz arkadaşlar. Yani buradaki dirseğimiz böyle bir yamuk yumuk olmamalı. Kolumuzu dik tutuyoruz ve çizikler atacağız. Bu çizikleri yaparken de en önemlisi şu. Lan kamera odağa gitti. Omuzdan hareket almamız. En önemlisi bu. Şimdi ben şu bileği oynatırsam yeteri kadar bütün kağıda hakim olamıyorum. Kağıdın 35-50 olduğunu varsayın. Fakat omuzdan hareket ettiğimi varsayın. Yani umarım anlatabiliyorumdur. Şimdi omuzdan hareket ettirdiğimiz zaman daha çok kağıda hakim olabiliyoruz ve bu da çizimimiz için çok daha güzel bir etken oluyor kağıdı ortalamak açısından. Ben şuraya birkaç tane kare yapacağım ve bu her kareyi siz birer sayfa olarak düşünün. Çizim dediğimiz şey bol bol sabır ister, bol bol çalışma ister. Bilmiyorum hani sınava mı hazırlanacaksınız, işte sadece kendinizi geliştireceksiniz falan, bilmediğim için yani yine de çizimi yaparken bırakmamak gerekiyor. Çünkü nankör bir şey maalesef ki. Sen bir hafta çizersin fakat 2 gün, 3 gün bırakırsın, bir tık elin gerileyebilir. Şimdi bunların her biri birer sayfa dedik. Şu bir balgamı atayım ya. İlk sayfada dalgasal şeyler yapalım. Gene omuzumuzdan kullanıyoruz. Ya da isterse kalemi şöyle tutabiliriz arkadaşlar. Burada önemli olan bu omuzu kullanmak ve omuzu ağrıtmak aslında. Bu şekilde de elimizi açmış olacağız. Bu şekilde dalgasal şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ben şu an mesela bunu yaptım ya. Yaptıktan sonra aslında bu neredeyse kağıdın tamamına gelecek. Yani siz bu kağıtta siyah görene kadar, yani kağıt simsiyah olana kadar arkadaşlar, bu çizgileri yapın. Düz çizgiler yapın böyle. Yani belli bir sayı yok arkadaşlar. Kağıdın simsiyah olana kadar böyle yapın. Omuzunuz gerçekten ağrıdığı ve gerçekten de yorulduğunuz zaman bence bırakın. Hırs bu işte bence çok önemli. Yani o yüzden her zaman çevrenize bakın. Mesela Instagram'da bir sürü çok iyi sanatçılar var. Onların yaptığı işlere bakın, inceleyin. Ya bunu ben de yapacağım falan deyin ve yapmaya çalışın. Bu şekilde hırslı olursanız ve kendiniz de bir şekilde daha iyi geliştirirsiniz. Daha sonrasında şöyle yatay çizgiler görüyorsunuz. Mesela bu sefer soldan sağa yaptım. Şimdi sağdan sola yapayım. Bakın görüyorsunuz. Şöyle yapmıyorum. Omuzdan aldığım için direkt dümdüz oluyor mesela, görüyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra şimdi yuvarlaklar yapacağız. Onlar da şöyle olacak. Sallıyorum ki şöyle bir yuvarlak attık. Gene omuzdan gücümüzü alıyoruz. Dış tarafı
taraf daha koyu, gittikçe iç tarafa doğru arkadaşlar açılıyor bu. Bakın bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Tabii bunu daha da koyu yapalım biz. Mesela bu şekilde bütün sayfayı kaplayabilirsiniz. Ya da daha farklı olarak da dış tarafı daha sakin bırakıp iç tarafa doğru gittikçe daha da koyulaşabilir. Hem bu şekilde yaptığımız zaman da ne oluyor? Çizgi değerine aslında bu katkı sağlıyor. Çizgi değeri dediğimiz şey bizim şudur. Sallıyorum ki şurada bir tane bizim karemiz var. Bu karenin sağ üst tarafından ışık geliyorsa eğer biz bunun sol tarafına daha sert çizgi atarız. Bu tarafta daha fazla ışık geldi, belli oldu. Sol tarafta bunun gölgesi geliyor vesaire. Yani bu bizim çizgi değerimizi genişletir. Daha fazla anlamamızı sağlar. Daha sonrasında belki gene böyle çapraz çizgiler de atabiliriz. Yani bu şekilde aslında baklava deseni belki yapabiliriz arkadaşlar. Son olarak elipsler yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde şunlar. Şimdi aslında genel baktığımız zaman burada yaptığımız her şey bizim bir obje çizerken, bir figür çizerken işimize yarayabilecek şeyler. Biz bu çizgileri doğru atarsak, çok fazla üzerine çalışırsak da bu objelerde, figürlerde ne çizeceksek bizim bayağı yardımcı olur aslında. Yani sonuçta çizime yeni başladın ve vücudun, elin senin bu tarz hareketler yapmaya alışkın değil. Alışkın olması lazım. O yüzden bu hareketler önemli gerçekten. Ben ilk başta kursa başladığımda bunları yaptım ve gerçekten çok fazla faydasını gördüm diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde farklı farklı üst üste bindir. Sağdan sola, üstten alta falan böyle karışık bir şekilde elipslerinizi yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Daha fazla çalışacağız. Hatta mesela bunu daha iyi görmek için bu çalışmaları yapmadan önce sallıyorum bir obje çizmeye çalışın. Bir de bu çalışmaları yaptıktan sonra bir obje çizmeye çalışın. Aradaki farkı çok net göreceksiniz. Zaten ben de bu çalışmaları yaptıktan sonra zaten diğer derslerde de anlatacağım sizlere. Bu çalışmaların bize gerçekten nerelerde yararlı olduğunu örneklerle göreceksiniz. Aslında çizimden bir yana psikolojiniz de çok önemli. Yani kendinizi bir şekilde gaza getirmeniz lazım. Mesela ben her zaman kendimden çok daha iyisinin yaptığı işleri inceler, onları referans alır ve aynısını yapmaya çalışırdım. Uğraşırdım, benzetmeye çalışırdım. Daha sonrasında bakardım güzel olduğu zaman, aa derdim ki demek ki ben bunları yapabiliyormuşum. Sonra bir tık daha iyisini yapardım. Bir tık daha iyisini derken zaten onu kötü olsa bile ister istemez benden daha iyi oluyordu çizimler falan. Yani kendimi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Çok fazla arkadaş diyor işte kalemim yok, şeyim yok falan. Bu arkadaşla kalem ne olacak? Hiç değil. Sen elindeki 50 kuruş ya da yerden bulduğun kalemle de çok güzel şeyler yapabilirsin. Zaten ben bunu anlatmak için bir sürü videolar çektim. 1 TL'lik kalemle çizimler yaptım. İşte gittim farklı objeler kullandım falan filan derken gerçekten bunun malzemeyle alakalı olmadığını, tabii ileriki seviyede tabii gerekecek renklendirme obuşu farklı teknikler için. Fakat ilk başlar için gerekli olmadığını bahsettim. Aslında giriş için pek fazla diyeceğim bir şey yok. Aslında giriş için benim diyeceklerim bu kadar. Ben bunları yaparak gerçekten güzelce ilk başta kendi elimi bir nevi açmak deniyor buna. Kendi elimi buna alıştırdım. Çizgi atmaya alıştırdım vesaire. Siz de bunları yapın. Daha sonra diğer derslerimize gelecek. Bu tarz çizim derslerinin devamı için arkadaşlar kesinlikle yorum atmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çizim derslerini çok uzun tutmayacağım. Kısa, öz ve gerçekten yararınıza olacak şekilde yapacağım. Discord kanalımız var. Burada genelde çizim yapan arkadaşların bir topluluğu var aslında. Oraya gelip çizimlerinizi atabilirsiniz. Onun yanında goy goy muhabbet de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki çizim dersinde görüşürüz.